İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Grip ve nezle hastalıklarından nasıl korunabiliriz veya süreci nasıl daha rahat atlatabiliriz? Araştırmacı ve alternatif tıp uzmanı Ali Saydere ile konuşuyoruz. Malum kış ayındayız. Tabii ki kış mevsimine uygun meyveler tüketmeliyiz. Portakal gibi, mandalin gibi, nar gibi, efendim greyfurt gibi meyveler tüketmeliyiz. Bunun haricinde üst solunum yollarında özellikle ebe gümeci ve ada çayını çok rahatlıkla kullanabiliriz. Hem çocuklarımızda hem kendimizde. Çünkü ada çayı ve ebe gümeci hem antiviral hem antibakteriyeldir. Peki biz bu hastalıklara yakalandığımızda burun tıkanıklığı hayatımızda önemli bir problem oluyor. Burun tıkanıklığı için tavsiye ettiğiniz bir kür var mı? Tabii. Burada iki şey yapabiliriz. Birisi papatya kürü. Papatyayı kaynatıp buharını burnumuza çekersek çok hızlı bir şekilde açıldığını göreceğiz. Bir litrelik suya bir çay kaşığı deniz tuzu, bir tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı karbonat koyup karıştıracağız ve bunu burnumuza çekeceğiz. Burun açıldıktan sonra deniz tuzuyla yapılan kür sürekli uygulanabilir. Her iki saatte bir bu uygulanırsa kesinlikle burun tıkanıklığı yaşamaz. Ali Saydere hatmi çiçeği ve keçi boynuzu pekmezinin öksürüğe iyi geldiğini belirtiyor. Özellikle hatmi çiçeğini ve keçi boynuzu pekmezini, andız pekmezini kullanabiliriz. Hatmi çiçeğini bir bardak kaynayan suyun içerisine, raf ömrünü tamamlamamış hatmi çiçeğinden 6-7 tane konulup 8-10 dakika bekletilir. Kaynayan suyun içerisine bırakıldıktan sonra Ve bu yudum yudum içilebilir. Çocuklarda da bu çok rahatlıkla uygulanabilir, kendimiz de uygulayabiliriz. Ayrıca ses kısıklığında tarçın çayı, bir bardak kaynayan suyun içerisine bir iki tane tarçın koyup Yaklaşık 5 dakika kısık ateşte ağzı kapalı kaynatıp bu soğuduktan sonra yudum yudum içilirse ses tellerinde de müthiş düzelme olur. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Rica ederim Aslıhan Hanım. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.